Çünkü şu anda Bayraklı'da 30 Ekim depreminden sonraki ölçümlerde orta hasarlı, az hasarlı denilen binalarda yaşayan yurttaşlar var. Anladınız mı? Endaksi. Ne? Çünkü Bayraklı'da ev yok. Bayraklı'da emlakçı terörü var, ev sahibi terörü var, müteahhit terörü var, hafriyat terörü var. Bir de arada tesadüfen yaşayan biz vatandaşların hali var. Ne oldu depremzedelerin kredileri? Depremzedelere ev yaptılar yukarıda. Sonra da lojman diye devlet devlete sattı. Kahramanmaraş depremi oldu. Giden vali Bayraklı'da konteynerlarda yaşamak zorunda olan kadınları, çocukları attı. Kimse onların neden konteynerde yaşadıklarını sorgulamadı. Kimse ama sorgulamadı, hiç kimse. Neden o insanlar hala, sonradan bir öğrendik ki o konteynerların içinde 4x4 cibi olanlar da varmış. Ama 4x4 cibi olanlar konteynerde kalmaya devam etmiş, olmayanları atmışlar. Ya 30 Ekim depremi 117 canı aldı ama fırsatçılara yaradı. Depremden bir hafta önce 360 bin lira olan bir daire, depremden bir hafta sonra 800 bin liraya fırladı. İnşaat maliyetleri, inşaat maliyetleri artmıyor hemşerim, arttırıyorsunuz. Hazır betoncuların, çimentocuların hangi aralıklarla yan yana gelip ne kararlar verdiğini duyacak kadar deneyim sahibiyim. Bizim eskisi gibi mahalle emlakçıları yok artık. Büyük, ne diyorlar onlara? Gayrimenkul danışmanlığı. Her numara var. Eskiden emlakçı neydi? Giderdin emlakçıya. Birader ev var mı? Var. Kaç para? Şu kadar. Al bir tane sana, bir tane ev sahibine. Hadi hayırlı olsun, al anahtarı git otur. Şimdi öyle değil. Stratejiler var. Araçta ARGE var o şirketlerde. O ARGE'yi 30 Ekim'den bir hafta sonra ben kendi mahallemde yakaladım, yakaladım. Gördüm demiyorum, yakaladım. Çatlağı patlağı olmayan binaların tespiti. Kira bedellerinin öğrenilmesi. Ev sahiplerine cep telefonundan laptopa kadar hediyelerin ayarlanması. Hepsi var o şirketlerde. Dünya ilerliyor. Yapma ya. Allah aşkına. Ben dünya dönüyor biliyorum. İlerliyor ne demek? Nereye ilerliyor? Güneşe doğru mu? Yoksa geriye doğru mu? Nereye ilerliyor? Yani biz bunları söyledik. Ben bunları artık tekrar etmekten yoruldum ama bir yandan 29 Ekim, bir yandan 30 Ekim. İkisine de artık bozulmaya başladım. Bu ne duyarsızlık ya? Ha biri de anlatsın arkadaş ya. Deprem ya, deprem. Bak deprem. Deprem nedir biliyorsunuz değil mi? Böyle yerinde sallanmak değil sadece. Yedi sekiz yıllık binalar çatladı, patladı. Kimin hakkında ne soruşturma açıldı? Yok, belli değil. Peki yeni yapılanların ne kadar sağlam olduğunu kim biliyor? Kimse bilmiyor. Sadece geçen gün kim, nerede gördüm ben ya? 2 milyon 550 bin liradan başlayan fırsatlar. 2 milyon 550 bin ev. Ne o? 1 artı 1 mi? 2 artı 1 mi? Ne bilmiyorum. Küçük ev ama. ...19 bin lira kira garantisiyle.
Abi vicdan arıyorum, vicdan yok. Vicdanlar olmuş cüzdan. Kalpler olmuş kösele. Beyinler olmuş hesap makinesi. Söyleyince kötü oluyoruz. Çünkü herkes gemisini ne? Gemisini yürüten kaptan olayı. Hal böyle de olunca bir yere kadar ancak şey yapabiliyoruz. Saatlerimiz 9.56'yı gösterirken ben bir gireyim bakayım. Bugünkü İzmir basınının gazeteleri geldi mi? Şeyimize İzmir, bunu daha önceden hazırlamam lazım ama işte konuşmaya dayanınca böyle oluyor. Ha bak, gelmiş. Eylül'ü gösterme, özel hastane reklamı var. Özel hastanelerin ben reklamını kendi söylemlerimde yapmam. Bu arada 9 Eylül'de aşağıda CHP'den belediyelere talimat diyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP'li tüm belediyelere ihtiyaç sahibi kesimlere kış ayları boyunca sosyal desteklerin artarak devam edilmesi yönünde talimat gönderildiğini bildirdi. Ahmet Akın'ın neler yapıldığından haberi yok. Ha, gerçekten yok. Ha, ben Ahmet Akın olsam bu habere bozulurum. Hani sanki yapılmıyor da Türkiye'de süt kuzusu nereden çıktı? Bebeklere süt dağıtma. Aziz Bey'in kulakları çınlasın. Yerelde kalkınma. Başka tarım mümkün. Ahmet Akın gelsin de İzmir belediyelerinin son 20 yıldır yaptığı sosyal faaliyetlere baksın. Ben kızıyorum böyle şeylere. Cidden kızıyorum. Ama neden biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin İzmir'le ilgisi gerçekten büyük soru işareti. Hatta düne kadar Ahmet Akın'ı Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapmaya çalışanlar oldu. Yani aklım almıyor artık gerçekten. Yani aklım almıyor. İzmir diye biri var, bir yer var ama içindekilerin önemi yok. Biz bunlara ne verirsek yerler. CHP'nin İzmir'e bakışı budur. AKP'nin de işine geliyor bu. Telgraf'a bakalım. Evet, Ege Telgraf. Savaşın ateşi bölgeyi sarar demiş. Sardı zaten. Bakalım size. Şimdi bütün gazetelerde bu hastane olayı var. Bu hastane, Ekonomi Üniversitesi'nin hastanesi şu şeye yapılan mı? Balçova'da Dede Dağı'nın dibine, çürük dişin altına yapılan mı? Orayı Ekrem Demirtaş döneminde açmaya başlamışlardı. Ağaçları falan indirmişlerdi. Orası mı açıldı? Tunç bilir bunu. Tunç gitti galiba dün oraya. Tunç gitti galiba oraya ama ne bütün gazetelerde bu var yani. Bilmiyorum. Bakalım Haber Express ne demiş? Dünya soykırımı seyrediyor.